Bir öğrenci bezelyelerde çiçek renginin kalıtımı üzerine bir çap, e, çalışma yapıyor ve bu çalışmalara bakarak neye ulaşılamaz sorusu bu. Şimdi bakın arkadaşlar, mor çiçekle beyaz çiçek çaprazlandığında mor oluşmuş. Demek ki mor çiçek beyaz çiçeğe baskın arkadaşlar. Peki devam. Şimdi mor çiçeğin beyaz çiçeğe baskın olduğu bu çaprazlamada %100 mor çiçek çıkmışsa demek ki çaprazlamada kalıtım materyalleri bu şekilde. Mor çiçekle beyaz çiçek çaprazlandığında %50 %50 oluşuyorsa o zaman genotip şu şekilde olmalı. Beyaz çiçekte zaten yapacak bir şey yok. Homozigot bu şekilde bulunmalı. Bezelyelerde mor çiçek rengi özelliği beyaz çiçeğe baskındır. Birinci grafikte çaprazlanan mor çiçekli bezelyelerin genotipi homozigottur. Evet. İkinci grafikte çaprazlama sonucu oluşan mor çiçekli bez bezelyelerin tamamının genotipi heterozigottur. Çaprazlayalım. Büyük A küçük A. Büyük A küçük A. Küçük A küçük A. Küçük A küçük A. Bakın mor heterozigot. Üçüncü grafikte çaprazlanan beyaz çiçekli bezelyelerle yeni oluşan beyaz çiçekli bezelyeler farklı genotiptir. Mümkün mü böyle bir şey? Sadece homozigot durumda etkisini gösteriyor. 1, 2 ve 3. grafikte çaprazlanan beyaz çiçekli bezelyelerin genotipi homozigottur demiş. Arkadaşlar zaten onun başka çaresi var mı? Yok. Cevabımız ne oldu? D seçeneği. Tavuklardaki başın üstündeki ibik şekline göre arkadaşlar bize kalıtım materyalleri verilmiş. Bir çiftçi diyor genotipleri verilen ebeveynlerden hangilerini çiftleştirdiğinde 4 ibik formu da oluşur. Bakın mesela balta ibik sadece homozigot çekinik. Bezelye ibikte ise bir karakter homozigot çekinik olacak. Diğeri de baskın karakteri taşıyacak. Birinde tam aksi olacak. E, yastık ibikte ise her iki karakterinde baskını bulunmalı. O zaman arkadaşlar çaprazlama yapmanız lazım. E, çaprazlamanın sonucuna bakmanız lazım. Bakın şimdi şuraya bakmanızı istiyorum. Büyük A küçük A, büyük A küçük, A küçük A, küçük A küçük A, küçük A küçük A oluşuyor. Büyük B küçük B, büyük B küçük B, küçük B küçük B, küçük B küçük B. Bakın buradan şu ikisi gelse balta ibik oluyor. Tamam mı? Buradan küçük A küçük A, buradan büyük B küçük B gelse bezelye ibik oluyor. Ee, buradan büyük A küçük A buradan da küçük B küçük B gelse gül ibik oluyor. Başka ne var? Aynı şekilde mesela şuradan büyük A küçük A buradan da büyük B küçük B gelse yastık ibik oluyor. Yani B şıkkı çaprazlandığında bütün e, istediğimiz ibik şekilleri oluşuyor. Ama herhangi bir tane mesela şuradan çaprazlama yapın bakın A küçük A A küçük A a küçük a, a küçük a bir kere küçük a küçük aldı bir şey gelmediği için hiçbir şekilde balta oluşamayacak. Bu şekilde deneyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi bozuk dentin hastalığı bozuk dentin X kromozomu üzerinde baskın taşınır arkadaşlar. Bakın şurada X büyük R Y olacak. Şöyle kalemimizin kalınlığını değiştirelim. Şöyle yapalım. Biraz büyüttük ekranı. Şimdi bozuk dentinde X büyük R Y erkek. Şimdi kızına x büyük r vermiş olacak. Oğluna y'yi vermiş olacak bu baba. Annesinden x küçük r aldığına göre annesinde mutlaka bir tane x küçük r olmalı. Bu 5 nolu birey x büyük r x büyük r de olabilir. x büyük r x küçük r de olabilir. Burayı tamamladık şimdi. Buradan y kromozomu alacak. Hastalık yok. O zaman x küçük r olacak. Peki. Şöyle yapalım hastalık var X büyük R. Şimdi X küçük R babadan alacak. Anneden de demek ki X küçük R almış. Burayı da tamamladık. Burası hasta X büyük R'ye kızına X büyük R'yi kesin verecek. Bu burada da X büyük R verecek ve anneden X küçük R alacak kızları. Evet, soy ağacını tamamladık. Bozuk dentin X kromozom üzerinde baskın taşındığı için hasta olanlarda X büyük R kesin olmalı. Şimdi bir numaralı birey bu karakter bakımından heterozigottur. Bakın bir numaralı birey heterozigot. İki numaralı bireyin doğacak erkek çocuklarının tamamı bu karakter bakımından sağlıklı olur. İki no'lu bireyin evet arkadaşlar çünkü x küçük r x küçük r erkek çocukları babadan zaten y alacak. Anneden de x küçük r'yi aldığı zaman sağlıklı olacak çocuklar. 4 ve 5 numaralı bireyler bu karakter bakımından kesinlikle aynı genotipe sahiptir. Şimdi bakalım. 4 Hmm, 4. Arkadaşlar 5 no'lu bireyle ilgili kesin bir şey söyleyememiştik değil mi? O zaman 5 no'lu bireyle ilgili kesinlik yok. Bu yanlış bir cevap. 3 no'lu bireyin doğacak kız çocuklarının tamamı bozuk dentinli olur. 3 no'lu bireye bakın arkadaşlar. Kesin X büyük reyi babalarından alacak bu kız çocukları. O yüzden hastalıklı olacaklar. 4 numaralı birey bu karakterle ilgili baskın geni babasından almıştır demiş. 4 no'lu birey. Evet babadan X büyük R'den başka bir şey alamaz zaten. O zaman 20 puan, 20 puan, eksi 5 puan, 20 puan, 20 puan. 20, 40, 60, 80, 75 puanla tamamlayacak. Genotipi büyük K, küçük K, büyük R, büyük R, büyük M, küçük M, büyük N, küçük N, büyük O, küçük O. X'ye olan bir canlı da bakın büyük K ve R genleri bağlıymış. O zaman karşısına küçük k ve büyük r gelecek. Büyük m ve n genleri bağlıymış. O zaman karşısına küçük m, küçük n gelecek. Diğerle ilgili bir şey söylemediğine göre demek ki onlar bağımsız genler. Şu şekilde farklı kromozomlar üzerinde yazıyorum. Şimdi burada gametler verilmiş arkadaşlar ve bu gametlerin meydana gelme olasılığı ne ile ifade edilebilir demiş. Crossing over var yok demiş mi arkadaşlar? Dememiş crossing over'la meydana gelme ihtimali olanların arkadaşlar e, olasılığı daha düşük olacak. Çünkü crossing over olma ihtimali her mayozda görülmeyebiliyordu. Fakat crossing over yoksa ya yani normal bir şekilde oluşması gereken gametlerin oluşma ihtimali daha yüksek olacak. Mesela birinci gamete bakalım. Büyük K büyük R Büyük K, büyük R. Hiç bakın crossing over olmadan oluşabiliyor. Büyük M, büyük N. Crossing over olmadan oluşabiliyor. O ve X zaten bağımsız geliyor. Şuraya bakalım. Büyük K, büyük R. Büyük M, küçük N. Bakın burada crossing over olmuş. Crossing overlu olma ihtimali düşük olduğu için mesela 1'in olma ihtimali 2'den fazla. Bakın küçük K, büyük R. Küçük M, küçük N. Zaten crossing oversız olabilir. Şurada crossing over yok, şurada crossing over yok, şurada crossing over var. Aynı şekilde arkadaşlar crossing over'sız oluşmuş. O yüzden teorik olarak crossing over'sız oluşanları birbirine eşit crossing over'dan ise daha fazla gösteririz arkadaşlar. Bunu özellikle matematiksel ifadeleri çözdüğüm derste mantığını anlatmıştım uzun uzun. Dilerseniz orada dersi dinleyebilirsiniz. Yani crossing over ihtimal olunca arkadaşlar o gametin oluşma ihtimali azalıyor. Şimdi e, ne oldu o zaman? 1, 3, 4 eşit, 2'den büyük. Mesela şöyle bir şey yapmak istiyorum. Hani içime sinsin benim de. Şimdi iki tane genli bir kromozom yapalım. Şöyle olsun hatta. Büyük A, büyük B, küçük A, küçük B genleri bağlı olsun. Şimdi bakın arkadaşlar. Crossing over yoksa crossing over varsa diyelim ki işte olma ihtimali 34 olsun, 36 olsun, olmama ihtimali 64 olsun. Önemli değil. Şimdi biz oluşacak gametlerin yüzdesine bakacağız. Tamam mı? Şimdi crossing over olmasaydı 2 üzeri 1'den 2 çeşit gamet oluşacaktı ve crossing oversız bakın şöyle olacaktı. Doğru mu? Crossing over olsa ne kadar iterizigot varsa o kadarını alacaktık. Yani şu şekilde olacaktı veyahut da crossing over'lı halleri meydana gelecekti. Bakın crossing over'sız haller crossing over olsa da gerçekleşebilir. Çünkü her ikisi de yer değiştirebilir. Yani matematiksel olarak normal hallerin oluşma ihtimali daha yüksek. Bakın 64'ü bölün 2'ye e, ne yapar? 32, 32. 36'yı bölün 4'e 9, 9, 9, 9. Her halükarda bakın buradan daha fazla gelecek. Yani crossing over'sız hallerin oluşma ihtimali %41 iken... Crossing over oluşma halleri %9'da kalıyor. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Kolay gelsin.